Bakın yaşanılan bir sahne daha. Yani bunu tabir yerindeyse ehli kitap gözleriyle görmelerine rağmen iman edemiyor ya. Vallahi bu Allah Subhanahu ve Teala'nın onları kör etmesinden dolayıdır. Bu nimeti onların elinden almasından dolayıdır. Yesar isminde Habeşi bir adam. Savaş böyle günlerce sürüyor. Yesar isminde Habeşi bir çoban. Hayber Yahudilerinin hayvanlarını güdüyor. Para karşılığında. Hayber'in kaleleri içerisinde böyle bir curcuna kopuyor. Diyorlar ki ya bu kalemize dayanan adam ki. İçlerinden bir tanesi çıkıyor diyor ki kendini peygamber olduğunu zanneden biri diyor kalelerimize kadar dayandı. Yesar bir anda böyle kulakları peygamber mi, nebi mi derken soluğu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında alıyor. Diyor ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen diyor neyle geldin? Allah Resulü İslam'ı anlatıyor. Peki diyor bakın ne olur şu soruya ne olur dikkat edin. Ben diyor siyahi bir adamım, Habeşiyim, çirkin yüzlü bir adamım. Ben diyor Yahudilerle savaştığımda ölürsem cennete girer miyim? Bu sözü niye söyledi sizce? Çünkü ehli kitabın arasında, bilhassa Yahudiler arasında çirkin olan, fakir olan, kimsesiz olan, köle olan, çoban olan bir adamın itibarı yoktur. Haysiyeti yoktur, şerefi yoktur. Varsa makam sahipleri, para sahipleri, soyu sopu kuvvetli olan insanlar onların yanında itibarlıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sorulan soruyu görüyor musunuz? Ben diyor siyahi bir adamım, çirkin yüzlü fakir bir kimseyim. Eğer diyor Yahudilerle savaşıp şehit olursam bana diyor cennet var mıdır? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tabii diyor. Sen Yahudilerle savaşır, şehit olursan sana diyor cennet vardır. Ve nitekim bu adam sözünü doğruluyor elhamdülillah. Hiç namaz kılmadan, hiç oruç tutmadan, İslam'ın rükunlarından sadece La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözünü söylüyor, Allah yolunda şehit oluyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Öncesinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Bakın çoban. Diyor ki ben diyor iman edeceğim. Ancak diyor Hayber Yahudilerinin davarları diyor benim elimde. Büyük başları var, küçük başları var. Siz olsanız ne yapardınız? 10 günden fazladır Hayber kalelerini sarsıyorsunuz. Sahabenin çoğu açlıktan kıvranıyor. Susuz kalmışlar. Muhasara altına alıyorlar, kaleye giremiyorlar. Elinize kurbanlar düştü. Hem de ganimet malları. Ne yaparsınız? Ne yapar bu beşeri düzenler? Ne yapar gayri İslamiler? Ne yapar Kur'an ve sünnetten beslenmeyenler? Zaten adam onun için savaşıyor. Tabir yerindeyse. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakın çobana şöyle söylüyor. Diyor ki eline diyor ufak taşlar al. Büyük taşlar alma, hayvanlara zarar verme, küçük taşlar al. Onların diyor üzerine at ve diyor sahiplerine gitmesi için diyor bağır diyor. Hayvanlara seslen. Nitekim adam taşları atıyor. Her bir hayvan sanki önünde bir çoban, arkasında bir adam, sağında solunda birileri varmışçasına kalelere doğru gidiyorlar Müslümanlar. Subhanallah. Böyle bir ahlaka insanlık teslim olmuyorsa vallahi Allah Subhanahu ve Teala'nın rızıklarını ellerinden aldığının en büyük alametidir kardeşim.